Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerini bir süredir asgari seviyeye indiren Türkiye, başta Mısır ve Yunanistan olmak üzere çevre ülkelerle diyalog ve diplomasi trafiğini sürdürüyor. Mısır ile ilişkilerde normalleşme fırsatları aranırken Yunanistan ile de karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Bunun son adımı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs'ta Yunanistan'a yapacağı ziyaret olacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasına yaptırım tehditleriyle karşılık veren Avrupa Birliği ile ilişkilerde önceki döneme göre olumlu bir havada seyrediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, Müstafi Tümamiral Doçent Dr. Cihat Yaycı, Sputnik'e Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını yorumladı. Değerlendirmesinin başında Türkiye, Doğu Akdeniz'de şu ana kadar dik bir duruş sergiledi. Zaten bütün yaptırım tehditlerinin arkasında da Doğu Akdeniz konusu gündeme getiriliyor. Bu da dik duruşun bir bedelidir. Bu dik duruş olmazsa Doğu Akdeniz'i kaybederiz, görüşünü dile getiren Yaycı, şunları kaydetti. Yunanistan-Güney Kıbrıs ikilisinin ciddi bir kampanyası var. Arkalarına Avrupa Birliği'ni alıyorlar. Aslında Avrupa Birliği mi onları öne sürüyor yoksa onlar mı Avrupa Birliği'ni arkalarına alıyorlar derseniz, bu sorunun cevabı her ikisi de doğru olur. Amaç Türkiye'nin enerji sorununu halletmesinin önüne geçilmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den soyutlanmasıdır. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kıyısı da yok, hakkı da yok. Yunanistan bugüne kadar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi görüşmeleri esnasında kabul ettiremediği takım ada devleti olduğu iddialarını Türkiye'ye kabul ettirmek istiyor. Maalesef Türkiye'nin içindeki bazı çevreler dahi Yunanistan'ın da hakkı var gibi söylemler dile getiriyor. Eğer biz Yunanistan'ı muhatap alıyor ve bu nedenle araştırma ve sondaj gemilerimizin faaliyetini durduruyorsak bu çok büyük bir yanlış olur. Bu Yunanistan'a taviz vermek anlamına gelir. Gün geçtikçe zemin kaybederiz. Devleti yönetmenin çok boyutlu olduğunu aktaran Yaycı, bu çok boyutlu taraftan bakılınca belki de devleti yönetenler şu anda birçok dengeyi gözetmek durumu içindedirler. Bunu bilemeyiz. Onun için de sadece gemiler çıksın demek çok doğru olmayabilir. Ben yapılması gerekeni söylüyorum ama bunu bütün diplomatik denge unsurları ile değerlendirecek olanlar devletin yöneticileridir, diye ekledi. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları için hukuken muhatap alınmamalıdır. Alınması hukuken ve hak ve menfaatlerimiz açısından yanlış olur, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.